Merhaba arkadaşlar. Ben bu mücadelede destek veren herkesi kutluyorum. Hava soğuk, çok da uzatmayacağım. Adapazarı'ndan, İstanbul'dan gelen, İzmit'ten gelen Nazif abi gibi insanlar Kaynarcaların verdiği bu çevre mücadelesine destek oldular. Ben herkese teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Bu kadar. Sezai Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sakarya'dan gelen arkadaşlar, aktivistler adına Cenk, sevgili Cenk, neyse tamam, geliyor, sevgili kardeşim, ömür boyu ayrılmayacağız artık, haber soruyorlar, evet, medya yazara haber soruyorlar. Ben Adapazarı'ndan gelen arkadaşlarım adına önce ikramlar için buradaki güven köylülerine, kaynarcalara teşekkür ediyorum. Ama daha büyük teşekkür Sakarya için, Sakarya adına mücadele edilince kazanılabileceğini hepimize gösterdikleri için çok daha önemli bu. Sakaryalılar adına, bu şehirde yaşayan herkes adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir tek şey söylemek istiyorum. Unutmamamız gereken, bugün Güven Köyü'nde bir kazanım var ama mücadele Sakarya'nın bir sürü yerinde devam ediyor. Bıçkıdere'de, Küçücek'te su fabrikasına karşı mücadele eden köylüler var. Geyve'de, Hürriyet Mahallesi'nde, Söğütlü'de, Taş Ocağı'na karşı, Karasu'da, Taş Ocağı'na karşı mücadele eden köylüler var. Ve ayrı ayrı mücadele ettikçe çok başarılı olamıyor. Zaman zaman herkes kendini yalnız hissediyor. Ve bence iletişim halinde olmalı farklı yerlerde mücadele eden köylüler. Birlikte olursak, birlikte davranırsak daha güçlü oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Şimdi de Kuzey Ormanları bize ta başından beri Kuzey Ormanları savunucuları destek veriyor. O arkadaşlardan Rüya mı? Kim? Hangisi gelecek? Onur mu? Eda. Eda, hoş geldin. Sen de söyle bakalım. Ne söyleyeceksin? Biz de İstanbul'un Kuzey Ormanları'ndan. Sizin en büyük kolunuz, bacağınız, evet. Bacağınız hatta. Gövdeniz var. Şunu gördük, tek başına olmuyor. Hep birlikte mücadelenin mümkün olduğunu görüyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına diyorum. Gayet açıklayıcı oldu sanırım. Merhabalar, önce yemekler için teşekkür etmem olmaz. Çok güzel, denize sağlık şimdiden. Yani böyle pazar günü tek tatil gününüz, ne işiniz var burada falan diye düşünebilirsiniz. Veya işsizsiniz, paranız yok, ne işiniz var İstanbul'dan geldiniz falan diye düşünebilirsiniz. Ama yani buradaki bir organize sanayi bölgesi kurulmasıyla İstanbul'da birkaç son kalmış yeşil alanları üzerine AVM dikilmesi arasında çok bir fark yok. Veya Trakya'da Taş Ocağı karşısında mücadele eden insanlar insanlarla buradaki insanların arasında pek bir fark yok. Bunu yani gördükçe hep aynı zihniyete karşı savaşıyoruz. Her yerde insanlar aynı zihniyete karşı mücadele ediyor. Ve mücadele edince de gerçekten kazanılabiliyor. Burada siz gördünüz, işte Trakya'da Danamandıra kadınları gördü. Yanları başlarında kurulan Taş Ocağı'na karşı mücadele ettiklerini, kazanabildiklerini kazanabildiğimizi görebiliyoruz. Bizi bu açıkçası çok heyecanlandırıyor. O yüzden burada ve diğer yerlerde olmaya devam edeceğiz. Bu kadar. Şunu da eklemek istiyorum. Tek başına değildik. Kadın ve erkek olarak birlikte mücadeleyi sonuna kadar devam ettirebileceğiz. Bunu görüyoruz. Ve bu şekilde yani. Heyecan var. Sağ ol. Çok Kuzey Ormanları'na teşekkür ediyoruz. Size hep ihtiyacımız var olacak. Şimdi de esnaflarımızdan ta başından beri hiç bizden ayrılmayan bu köylü mücadele, kendisi de buranın bir toprak sahibi, mücadelesinin bir parçası Yetkin kardeşimize sözü veriyoruz. Bakayım Yetkin ne diyecek? Hoş geldiniz diyorum. Kardeşlerim, bu gördüğünüz topraklarda kamu yararı kararları alınmış. Şimdi bu topraklara baktığınızda görüyor musunuz hiç ekilmeyen yer? Yok. Tamamı ekiliyor. Peki bu topraklara nasıl kamu OSB yapmak için kamu yararı kararı alıyorsunuz? Üretim yapılan topraklarda nasıl karar olur? Peki OSB yapmak isteyenler kamuda, bu üretim yapan, burada toprağa üretim yapan insanlar kamu değil mi? Bunu mahkeme gördü. Ve bizim ÇED raporlarında buranın mutlak tarım arazisi olduğunu tescil etti, bilirkişi raporlarıyla da. Ve mahkeme
ÇED raporlarının iptali kararını verdi ve oy birliğiyle. Bu çok güzel, çok sevindirici bir olay. Bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yetkine de teşekkür ediyoruz. Şimdi bizleri artık siyasi partiler de destekliyor. Köylüleri. Aramızda Saadet Partisi ilçe başkanı kardeşimiz var. Onu Mustafa'dan onu davet ediyorum. Evet, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bizim her zaman biz de bu arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Arkadaşlar ile çıkın dediler. Bir şunu diyoruz, yani her ilçede, her ilde her zaman savunduğumuz şudur. İlin, ilçenin yetecek nüfusu kadar fabrika. Yani aşırısını hiçbir ilde istemiyor, hiçbir ilçede istemiyor. Hem de göç olmaması hasebiyle de bu 10 numara olması gereken bir sistemdir diye düşünüyoruz. Biz her zaman bunu savunuyoruz. Bizim zaten mevcut bir sanayi bölgemiz var. Zaten buna bizim yetecek kadar nüfusumuz yok. İkinci bir fabrikanın burada olması demek, burada ortalığın karışması demek. Yani her ilçeye atıyorum 16 tane ilçe var Sakarya'da. Sakarya'nın 16 ilçesinden atıyorum Hende olabilir, Gevi olabilir, işte bunu fizibilitesini yapıp ona göre hareket edilirse biz daha iyi olur diye düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı olur inşallah. Sevgili başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda CHP ilçe başkanı var. İlçe başkanı ve il başkanımız da var. Onların sorumlulukları da çok fazla. Buyurun. Erdoğan Isır. Çok söz vermedim. Olsun. Nazif abi dedim ki siyasetçilere çok söz vermeseydin dedim. Çünkü biz mikrofonu aldığımız zaman bırakmıyoruz ama gerçekten Sakarya'da bir OSB çılgınlığı var. Bu sadece Kaynarca'da olmuyor. Buradaki tüm dostlara hoş geldiniz diyorum. Ve başarınız için de sonuna kadar kutluyorum. Her zaman yanınızdayız. Enteresan vakalarla karşı karşıyayız. Söğütlü'de bir OSB yapıyorlar. İçerisinde 5000 konut var ve 5 yıldızlı bir otel var. Burası bir tarım alanı. Tarım ve hayvancılık öldü diyoruz. Sakarya'da son 20 yıldır bir ilçemizi kaybettik. Yani bir ilçemizin yüz ölçümü kadar tarım arazisini imara açtık. Köylere gittiğiniz zaman 40 yaşından altında çalışan çiftçi bulamıyorsunuz. 20 yıl sonra ne yapacağız? Bunu hiç kimse düşünmüyor. Ben şöyle bir ufak benim kızımın bir hikayesi var, onu da bitireyim. Bazen evde siyaset konuştuğum zaman kızım der ki, baba der şu senin hikayene çok uyuyor der. Köyün birine yağmur yağacakmış. Bilim adamı demişler ki bu yağmur insanları delirtir. Evlerinize gidin. Kız ve babası eve geçerler. Yağmur yağdıktan sonra da köydeki herkes delirirler. Şu an öyle bir durumdayız. Delirmiş bazı insanlar var. Para hırsıyla her şey yapabiliyorlar. Baba sokağa çıkar. Herkes delirmiştir. İkinci gün sokağa çıkar. Yine delirmiştir. Üçüncü gün der ki, kızım hiç kimseyle anlaşamıyorum. Yani deli vaziyetteler, ne yaptıklarını bilmiyorlar der. Ne yapalım babacığım der. Kızım şu sudan biz de içelim de biz de delirelim der. Ya da der, bu diyardan gidelim. Kızın cevabı çok güzeldir. Baba der, o sudan içer ve delirirsek annemin mezarı olduğunu bilemem. Buradan da gidersek bir daha annemin mezarına gelemem. Biz sonuna kadar bu topraklardayız. Mücadelemizi yapacağız. Siz mücadele yapan tüm dostlara da her zaman yanında olacağız ve alkışlayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Başkana teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki önderlik edeceği mücadeleleri de şimdiden alkışlıyoruz. Şimdi sözü olan başka arkadaşımız var mı? İsmail Hocam. Nerelerdesin? Gel bakalım. Biz biliyorsun, hoca bulduk mu hemen peşine düşeriz. İşimiz bu. Tüm katılanlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben bu köyün yerlisiyim. Buralarda koyun güttük, hayvan otlattık, tarlalarda çalıştık.
Ve şunu da biliyoruz ki gerçekten burası verimli bir toprak. Osmanlı döneminde bile bu bölgeden başka illere, başka ülkelere tarım ürünü satışı yasaklanmıştı. Böyle bir başkenti besleyen, Osmanlı'nın başkentini besleyen bir toprakların ziyan olmasına göz yumamazdık. Mücadele ettik, siz de destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi dostlar, bugün çok içimizde yani tarif edilmez duygularımız var. Yapmak istediğimiz çok şeyler var. Bunların bir kısmını bugün bir yerde tutacağız, gömeceğiz. Lakin şunu yapacağız. Bugün Molla Ali'nin torunları olarak Molla Ali'nin gittiği yoldan gideceğiz. Ve konvoy yapacağız. Gelin alayı gibi yapacağız. Buradan gideceğiz, köylerimizi dolaşacağız. Bizim dolaştığımız alan içinde dışarıdan birinin girmesini istemiyoruz demektir bu. Yani hiç kimse gerekçesi o sebebi olsun ne olsa olsun. Bu çizdiğimiz sınırlar içine dışarıdan biri girsin, burada bir plan yapsın istemiyoruz. İl başkanına da söyleyeyim. Artık bundan sonra bu memlekette köylerde planları şehircilik oynayan insanlar yapamaz. Şehircilik oynayanlar şehirde yapsınlar bu işi. Bu köylüler sanayicilerin fabrikalarının işine karışmıyor. Senin fabrikanı şöyle yap, böyle yap demiyor. Kendi topraklarında üretimi planlıyor. Dolayısıyla köylerin ve tarım topraklarının planlamasını sadece köylüler yapar. Bu hakta, hukukta 1924 Köy Kanunu madde 2'de tariflenmiştir. Ondan ötede bir hukuk tanınmıyor. Buradan sonra şimdi hep beraber traktörlerimiz önde gidiyorlar. Yolları açacaklar. Aça aça biz de arkalarından takip edeceğiz. Hadi bakalım.